Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Survivor 2022 All Star TV 8 ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Program Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta ve Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Yarışmada birbirinden iyi isimler yer alıyor. Biz de yarışmadaki isimlerin daha önce ne yapmış olduklarını, eski hallerini sizler için araştırdık. Siz de Survivor'da destek verdiğiniz yarışmacıyı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. İyi seyirler. Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nde doğmuştur. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başlamıştır. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlamıştır. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası olmuştur. Voleybolda yapmış olan Bölükbaşı 2018'de mimarlık okumaya başlamış, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kalmıştır. Gökhan Keser, 9 Eylül 1987'de İzmir'de doğmuştur. Ailesi Rize'nin Pazar ilçesinden İzmir'e yerleşmiştir. Kökeni Rize'dir. 14 yaşında hobi olarak başladığı modellik kariyerine birçok şey sığdırmıştır. İlk olarak çok genç yaşta 2004 yılında modellik yarışmasına katılmış, birinci olmuştur. Ardından oyunculuğa yönelmiş, 2006 yılında ATV'de yayınlanan 104 bölüm süren Selena dizisiyle kamera önüne geçmiştir. Bu diziden sonra Tatlı Bela, Atçalı Kel Mehmet, Sen Benimsin, Seviyorum Seni Ama Arkadaşla gibi yapımlarda oynamıştır. Kendisi aynı zamanda müzikle ilgilenmektedir. Evrim Keklik, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Evrim Keklik, baba tarafından aslen Çankırılı'dır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olmuştur. İlk kez 2010 yılında Fox'ta yayınlanan Dinle Sevgili dizisinde oynamıştır. Bu dizide küçük bir rolde oynamıştır. Ardından voleybola başlamış, Fenerbahçe voleybol takımında oynamıştır. ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmış, yarışmada 30.000 TL kazanmıştır. Ardından 2020 yılında Survivor'a katılmıştır. Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğmuştur. 2012 Londra Olimpiyatlarında 400 metre bayrak yarışına çıkan Sema Aydemir, Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Melis Redif ile birlikte mücadele vermiştir. Sema Aydemir birçok madalya kazanmıştır. Survivor 2017 ve Survivor 2018 All Star'da mücadele veren Sema Aydemir, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş başarılı bir atlettir. Daha önce bir evlilik yapmış ve bir çocuğu bulunmaktadır. Nagihan Karadere. Nagihan Karadere, 16 Şubat 1984 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Türk kısa mesafe ve engelli koşucudur. 2012 Londra Olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır. Fenerbahçe'de yetişmiş ve sürat koşulları branşında yarışmıştır. 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazanmıştır. 2012 yaz olimpiyatlarında atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakılmıştır. İlk kez 2016 yılında Survivor'a katılmış, ünlüler adına yarışmış ve çeyrek finalde elenerek 5. olmuştur. Ardından 2018 yılında tekrar Survivor'a katılmış ve 2. olmuştur. Kendisi daha önce bir evlilik yapmış ve bu evlilikten Ece Erben isminde bir kızı bulunmaktadır. Merve Aydın Filiz, 17 Mart 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2012 yaz olimpiyatlarında sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir. 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı atletizm şampiyonasında 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. 2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katılmıştır. 2014 yılında Survivor'da ünlüler takımında yer almıştır. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştur. Ardından 2015 yılında ve tekrar 2018 yılında Survivor'a katılmıştır. Gizem Memiç. Gizem Memiç şu anda 31 yaşındadır. 2011 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması'nda 1. olmuştur. Güzellik yarışmasından sonra 2016 yılında Survivor'a katılmış, gönüller takımında yarışmıştır. Çağan Atakan Arslan,
1989 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbolla başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporlarıyla tanışmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. Eğitimine halen devam etmektedir. 2011 yılında Özbekistan'da 5000 rakip taraftarın önünde Özbek rakibini finalde nakavt ederek dünya şampiyonu unvanını kazanmıştır. Sporun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oynayan Atakan Arslan modellik de yapmaktadır. Survivor 2016'nın şampiyonudur. Evli ve bir çocuk babasıdır. Barış Murat Yağcı 21 Ocak 1991 İzmir doğumludur. Türk manken, sporcu, oyuncu ve şarkıcıdır. 2020 yılında Survivor'a katılmış ve ikinci olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Türkiye modellik yarışmasına katılmış ve foto model seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayınlanmış olan Kocamın Ailesi adı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşamıştır. 2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Pelin Şafak'ın arkadaşı olarak rol almıştır. 2017 yılında yayımlanan Şefkat Yerimler adlı dizide ise Bora karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında Survivor'a katılmış ve ikinci olmuştur. Batuhan Karacıkaya 5 Şubat 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 24 yaşındaki olan ve aslen İstanbul'u olan Survivor Batuhan, Survivor 2021'de özellikle de su parkurlarında fark yaratmıştır. Batuhan Karacakaya, reyting rekortmeni dizi Aşk-ı Memnu'da Bülent karakteriyle tanınsa da sonrasında birçok film ve dizide oynamıştır. Karacakaya, şöhrete kavuştuğu Aşk-ı Memnu dizisinden sonra Umutsuz Hep Kadınları dizisinde oynamıştır. Dizinin sonlanmasıyla eğitimine ağırlık veren Survivor Batuhan, üniversite yıllarında Diriliş Ertuğrul dizisinde oynamıştır. Bunların dışında ise Uzun Hikaye, Bekle Beni, Dersimiz Atatürk, Aşk Tesadüfleri Sever, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Bıçak Sırtı gibi yapımlarda da oynamıştır. Geçtiğimiz yıl Dominik'teki mücadelesini şampiyonlukla noktalayamayan yarışmacı, bu yılın iddialı isimler arasında yer almaktadır. 2021 ünlüler kadrosuna dikkatleri üzerine çekmiş, yarışmacı finale az bir süre kala girdiği potadan elenerek adaya veda etmişti. Siz de destek verdiğiniz yarışmacıyı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.